Ben Osman Tango, Londra Polemik programına hoş geldiniz. Efendim bugün Londra Polemik programını stüdyomuzda değil, çok özel bir yerde çekiyoruz ve çok özel bir konuğum vardı. Çektiğimiz yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğimizin binasında çekiyoruz. Efendim bu çok özel konuğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş Bey ile birlikte olacağız ve bu süre içerisinde kendisine bazı sorularımız olacak, kendisi de bizi aydınlatacak. Sayın Serdar Denktaş, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Serdar Bey? Çok teşekkür. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, hemen sohbetimize geçelim. Çünkü Sayın Bakanımız çok yoğundur. O nedenden dolayı sohbetimize geçelim. Efendim, siz buraya turizm fuarına geldiniz, incelemelerde bulundunuz. Öncelikle fuar nasıl geçti bu yıl? İyi mi geçti? Olumlu bulursunuz. Bu fuarların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine katkısı olur mu Sayın Bakan? Katkısı elbette olur. Bir önceki yıla göre bayağı düşürdük aslında tasarruf tedbirleri içerisinde katıldığımız fuar sayılarını. Ama İngiltere'deki fuar, dünyanın en büyük ikinci fuar, turizm fuarı açısından. Ve bizim için de önemli çünkü İngiltere pazarı önemli bir pazar Kıbrıs açısından. Ve maalesef giderek azalan bir trend içindeyiz. 85 binlerden 40 bine düştü İngiltere'den gelen yolcu sayımız, yabancı yolcu sayımız. O nedenle önem verdiğimiz bir fuar. Ben bu son 1,5 yıllık yaklaşık Turizm Bakanlığı döneminde ilk katıldığım fuardır. Verdiğimiz önem nedeniyle diğer fuarlara arkadaşlar gidiyor, işte turizmcilerimiz gidiyor ama bakan olarak ben katılmadım diğerlerine. Neden önem verdik? Bir kere İngiltere çevre ülkelerinde turizm eğilimi açısından önemli bir algılama merkezi oluşturuyor. Yani İngiltere eğer bir destinasyona merak salmışsa hemen diğer ülkeler de o tarafa doğru bir eğilim gösteriyor. O nedenle biz de İngiltere'de bu düşüş trendini yeniden en azından durdurmak ve sonra yeniden yukarıya çekmek için ne yapılabilir görmeye geldim. Burada görev yapan arkadaşlarla pazarı konuştuk. Türkiye, Kanada, İngiltere'de ne yapıyor? Çünkü hiç İngiliz turistleri yokken bayağı önemli bir sayıda bir İngiliz turistleri de etmeye başladılar. Onlar ne yapıyor? Onu inceledik. Teşvikler açısından İngiltere'nin charter seferlerinin dışında tarifeli seferlerle, tarifeli seferleri teşviklendirerek hareket içinde bulunmamızın doğruluğunu bir kez daha teyit ettik. Bu yıl tarifeli seferler artırılacak bizlerse. Tabii en büyük eksikliğimiz kendi bayrak taşıyıcımızın, milli hava yolumuzun onu soracağım özellikle sana. Uçmaması, o konudaki çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini tespit ettik. Fuar daki standımız oldukça başarılı, ilgi iyiydi. Dolayısıyla faydalı bir fuar dönümü geçti diye kabul ediyorum. Evet. Peki ben çok sorum vardı, sizi sıkmak istemiyorum. Dolayısıyla çabuk çabuk gideceğim sorularıma, hemen bir sonraki soruma geçeyim. Ben bu soruları toparladım. Çünkü böyle değerli bir bakanımızı, arkadaşımızı bulduktan sonra ben de dedim fırsattan yararlanacağım ve bir sürü soru hazırladım size. O nedenden çabuk geçeceğim. Efendim bir sorum daha vardır. Biraz iç siyasete aslında mümkün olduğu kadar ben Londra Polemik programını burada yaşayan Kıbrıs Türklerinin sorunlarını
dile getirmeye çalışırım. Vatandaştan gelen sesi siz yetkililere ulaştırmaya çalışırım. Esas amacım ve hedefim odur bu programı yaparken. Yoksa Kıbrıs'taki iç siyasete karışma diye bir durumum şahıs olarak programında söz konusu olamaz. Taraf da olmam söz konusu değil bu programı yaparken. Çünkü biz tarafsız bir program, özellikle Londra Polemik programı, böyle bir kural koydum kendi kendime. Elbette ki bir siyasi düşüncem vardır, sevdiklerim siyasileri vardır, becerenler var, beceremeyenler Sayın Bakanım. Dolayısıyla onlara pek önemli. Şimdi ama gene de burada bir Kıbrıs'ta meclisimizde olan veya siz hükümeti yönetenleri de biz izliyoruz buradan. Vatandaşımızla böyle devamlı bir diyalog içerisindeyiz. Çünkü sizin söylediğiniz gibi Kıbrıs'ta ne kadar Kıbrıslı Türk vatandaşımız varsa burada da vardır ve her zaman siz bizleri oraya teşvik edersiniz. Ülkenizi unutmayınız gereği. Peki o zaman ben de biraz iç politikaya girerek şunu sorayım. Koalisyon nasıl gidiyor Sayın Bakanım? İyi gidiyor mu? Sizden çok olumlu şeyler duyuyorum. Sizden tabii basın aracılığıyla. Fakat basında da olumsuz şeyler dinlerim. İşte iki parti arasındaki partililer pek uyumlu olmadığını, genel sekreterlerin farklı farklı şeyler söylediğini, bunu biz basından okuyoruz. Bu konuda biraz yani sizin ağzınızdan dinlersek biz de kendimiz o kadar sağlıklı bir değerlendirme yapabilmemiz olmuş olabilir. Buyurun Sayın. Bu hükümet kuruldu kurulalı, yarın bozulacak diye basın sürekli işliyor. Dayandırdıkları zemin bu haberleri de. İşte bir yerel seçim atlattık. Bu yerel seçimde Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti Ulusal Güçler arasında bir ittifak, bir işbirliği olur mu diye bayağı bir tartışıldı. Neticede çok kısıtlı bir işbirliği yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhurbaşkanımız Doktor Demişeroğlu yeniden aday olacaksa işte destekleyecek miyiz, desteklemeyecek miyiz? Bu hükümeti olumsuz etkiler mi etkilemez mi? Bütün bunlar zemin haline getirildi ve basın bu hükümet kurulduğu günden itibaren bozulacak diye sürekli haberler yaptı. Hükümette bir uyum vardır. Kabinedeki arkadaşlar birbirine destek vererek çalışmaktadır. İki ayrı partinin elemanları olarak doğru olan bir politika gündemdeyse birbirine destek çıkmaktadır arkadaşlarımız. Özkan Bey ile benim diyaloğum iyi, son derece iyiyim. Zaman zaman sorun çıkmaz mı? Düşüncenin birincisi iki parti koalisyonda. Avantajlı hem dezavantajlı. Çünkü toplumun bir parçaya bilmek imkanı verir. Dezavantajlı çünkü iki farklı görüş. O politik farklılıklar nedeniyle ama bu koalisyonda bu tür sorunlar yaşanır. Burada bu hükümet mi? Bu hükümet gidecek. Yok, yaşanıyor. Burada da yaşanıyor. Yani her şey çıkmaz. Çıkmaz. Gizli mi tutuyorlar? Gizli mi tutuyorlar? Gizli değil. Yani kapatında yaptığımız konuşulması kimi zaman duyurulur gerekli olduğu için, kimi zaman kapalı tutulur. Bu esnada tabii ki her iki partilerin bu beklentilere yönelik söylemler de işte genel sekreterler tarafından seslendirilmektedir. Zaman zaman farklı söylüyor ama ters düşebilir. Ters düşebilir. Ona gelecektir. Ama partiler veya parti partilerin düşünceleri arasındaki var. Hükümete olumsuz bir şey. Neticede eğer CTP genel sekreteri bir şey söylemişse Bakanlar Kurulu'nda arkadaşım ne dedi? Böyle bir kararı yok. Ne yapacağız? Bir neticeye vardır. Genel sekreterin söylediği şekilde veya aynı şey Demokrat Parti Genel Sekreteri. Dün değil de Cumhurbaşkanı.
Dolayısıyla bunlar normal olarak karşılanmalı ve şu unutulmamalı. Son 4 yıl tek parti iktidarında geçti. Ve bu tek parti iktidarı dönemi hiç de hoş bir dönem değildi. Biz bugün hala da 1,5 yıl sonra o tek parti iktidarı döneminde yerle bir edilen itibarı toparlamaya çalışıyoruz. O tek parti döneminde verilmiş olan yetkileri yeniden kendi üzerimize almaya çalışıyoruz. Bu büyük bir mücadeledir. Ve bu anlamda hükümet başarılıdır. Ben onu açıklıkla ifade edeyim. Ha, çok da önemli reformlara imza atmıştır bu hükümet. Meclise göndermiştir bir takım işte kamu yasası çok kısa bir süre. Kamu yasası var, askeri yasası var. Hala da erişmedi. Tartışıyorsunuz. Tabii tartışacaksın. Tartışmadan ama geçirilir. Epey gidiyor Sayın Bakanım bu tartışmalar. Gidecek. Ne kadar çok tartışırsak ve sonunda uygulamaya koyarız, uygulamadan sonraki tartışmalar o kadar azalır. İnşallah. Ne zaman ki hızlı, hiç tartışmadan geçiririz, sonra tartışmaya başlarız. Ve ondan sonra da işte başlar bilmem şu değişiklik tasarısı, bu değişiklik tasarısı delik deşik olur o yasa ve hiçbir işe de yaramaz bunun sonunda. Onun için bunlar sağlıklı olanlardır. Mesele nedir ama? Bu hükümetin el attığı konular hemen ertesi gün meyve veren cinsten değil. Yani vatandaşın onun bu değişiklikle olumlu bir şey hissetmesi için bir zaman gerekiyor. O zaman geldiğinde ya bu karar doğruydu diyecek vatandaşlarımız. Ama şu anda böyle bu 1,5 yıl içerisinde elimize attık bir şeyi düzelttik ve ertesi gün vatandaş rahatladı diyebiliriz. Ne düzelttiniz bu bugüne kadar? 1,5 yıl var hükümetsiniz. Ne, hangi spesifik neyi dersiniz Sayın Bakanım? Şunu yaptık biz bir vatandaşa. Tam bu noktada kusura bakmayın sizi kesmek istemem. Söz hakkı sizindi. Ben sadece soru sormak mükellefiyetindeyim. Ama şu noktada şunu söyleyeceğim. Daha önce de sizin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili parti olarak bir kararınız yoktu. Henüz ama yok. Sizin yok değil mi? Henüz yok. Ne olur partiniz karar verir. Ben onu sorgulamam. Yetkim de yoktur. Yalnız sizin genel sekreteriniz şimdiki sevgili Hasan Taçoy Ulaştırma Bakanımız daha 3 gün önce dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı yarışmasında Sayın Derviş Eroğlu'na vereceğim. Partim istese de istemese de böyle bir karar alsa da almasa da gibi. Yani CHP'nin genel sekreterinin hatalarını sizin genel sekreteriniz de yapmış gibi oldu. Şimdi parti kararı olmadan böyle bir çıkışta bulundu. Efendim bu konuda siz ne diyeceksiniz? O da doğru mu? Ha, özgürdür sizin partiniz nasıl? Şimdi esasında söylediği şu, basının nasıl yazdığından bahsetmiyorum. Söylediği, ben desteklemeyeceğim desem de kimse bana inanmaz. Parti ne karar alır henüz bilmiyorum. Ama benim destekleyeceğim yer Derviş Bey'dir. Başkası için söylesem de zaten kimse inanmaz. Şimdi işin doğrusu birkaç kez ben de söyledim televizyonlarda. Mevcut adaylara baktığımızda bu adaylar içerisinde eğer Derviş Bey de aday olacaksa onun desteklenmesi daha ağır basar bende de kişisel olarak. Ama partinin henüz bu konuda aldığı bir karar yok. Ne zaman alacağız? Aralık'ta alacağımızı söyledik ve Aralık'ta bunun kararını vereceğiz. Zaten şu anda daha Derviş Bey adaylığını açıklamadı. Evet. Olacak mı olmayacak mı belli değil. Evet. Bu resmi tutum budur. Yani kendi içimizde Derviş Bey'in desteklenmesi gerektiğini düşünenler var. Efendim partinin kendi adayımızı çıkaralım diyenler var. Serbest bırakalım diyenler var. Ama bunu diyenler var sadece. Partinin evet, parti kararı yok. Bir karar üretmemiştir. Günü geldiğinde üretecek. Genel sekreter onu söylemiş. Diğer genel sekreter bunu söylemiş. Efendim, etkilemiyor hükümeti öyle mi? Hükümeti etkilemenin ötesinde veya etkilememenin ötesinde parti içerisinde bir dağınıklık yaratır mı bu tür söylemler? Yaratır. Yani kimisi karşıt olanlar isyan eder. Ya işte bizim kararımız yok. Samimiyetle onu söylediğin için teşekkür ederim. Ama genel sekreterimiz böyle söyler. İzah eder.
Efendim, kimisi der ki ya genel sekreter açıkladı, arkasında durmamız lazım. Bunu da söylüyorum. Hemen karar alalım diyenler var. Ben diyorum ki bu partinin başkanı olarak daha Derviş Bey kendi kararını verip adaylığını açıklamadı. Açıklamadığı müddetçe ben çıkıp şuna destek vereceğim, buna destek vereceğim demem. Partinin gündemine de böyle bir şey taşımam. Ne zaman ki Derviş Bey adaylığını açıklar, o zaman parti okulu hemen değerlendirmesini yapar, kararını verir. O kararın arkasında da bütün parti durur. Evet. Mesele budur. Güzel. Peki Sayın Bakanım, siz kabinede değişiklik yaptınız ve Sayın Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı iken kendisi arzusu ile anladığımız kadarı istifa etti. Çünkü sistemin ve iddiası da istifasının nedeninin de sistemin tıkandığını söylüyor. Peki yeni bir eğitim bakanı geldi. Bu bakanlık da sizin ülkenizdedir, sizin hükümetinizde. Bu yeni gelen bakan da geldikten sonra biz izliyoruz. Tabii eğitim büyük bir sorundu. Orada da burada da buraya da bu konuya demişken birkaç sorum olacak size. Şimdi yeni gelen eğitim bakanımız hala Sayın Arabacıoğlu'nun bıraktığı noktada gibi gözüküyor dışarıdan. Yani sendikalarımız sürekli bu konuda şikayetçidir. Grevleri devam ediyor. Okullarda aileler şikayet ediyor. Bizim çocuklarımızın eğitimi gibisinden böyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Tabii ki biz İngiltere'ye bunları görür ve üzülürüz, açık söyleyeyim. Peki siz bu konuda Eğitim Bakanınızla, yeni gelen Eğitim Bakanınızın bir planı, projesi var mı? Bu sendikalarla görüşüp bir çözüm bulacak mı? Başka bir hedefi vardır. Çünkü sendikalara dinleriz, öğretmen eksikliği var. Yetkili bazı kişilere dinleriz. Onlar diyor ki hayır, öğretmen eksikliği yoktur. Çalıştıkları saatler azdır. Sendika yasalarına göre bir odadan öbür odaya gidip yahut da karşı okula gidip de bunlar, yeni bakanınız bunlara ne zaman bir çözüm getirecek efendim? Bu öyle o kadar kolay bir iş değil. Kısa vadede olabilecek bir şey değil. Bugünkü sistem içerisinde baktığımızda ve bugünkü nakil tüfükleriyle vesaireyle hesapladığımızda öğretmen eksiği var. Olması gereken uygulamaya girdiğinde daha net de söyleyelim. Avrupa'daki standartlar, İngiltere'deki eğitim standartları gündeme girdiğinde ve hayata geçtiğinde öğretmen eksiği yoktur. Şimdi sendikalar mevcudun devamını istiyor. Statik onun devamını istiyor. Mevcut statik olanın. Okul aile birliklerini kışkırtma yetenekleri ve imkanları var ellerinde. Sendika, veli, öğrenci kışkırtılarak yine sendika tarafından Eğitim Bakanlığı'nın karşısına çıkarılıyor. Öğretmen yok, okul grevde. Peki öğretmen yok, okul grevde diyorsunuz. Bakın şu okulda 6 tane öğretmen fazlalığımız var. Burada göndermeler yapmak suretiyle, nakiller yapmak suretiyle bu işi çözebiliriz. Gelin yardımcı olun bize. Hayır, kabul etmeyiz. Filanca okulda ki eksiği biz şu 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 şekilde tamamlayabiliriz dersiniz. Hayır, kabul etmeyiz. Eğitim Bakanlığı'nın politikasını, Eğitim Bakanı'nı oturup kadrosuyla birlikte ve paydaşlarıyla tartışarak saptayacak. Yoksa sendika kendi bildiği doğrultuda mı saptayacak? Eğitim Bakanlığı'nı acizlik içerisine sokarak. Bunun mücadelesi verilecek bir müddet. Sancılı bir dönem geçireceğiz. Şimdiki bakanımız da bu sancılı dönemin içinde olacak. Ama inanıyorum ki başaracak ve atlatacağız. Şimdi benim bu seneyi bir kere bir şekilde ek öğretmen almak suretiyle geçirmek zorundayız. Maliye. Dıştan mı alıyorsunuz? Bu anlamda dıştan tabii. Dıştan geliyoruz. Bizim öğretmenlerimiz yok mu?
Nereden? Öğretmen kolejinden dediniz nereden? Yani dıştan dörtten öğretmen kolejinin mezunu olmayanlar. Öğretmen kolejinden mezun olanlar sadece ilkokul öğretmenleridir. Ortaokullarda da var aynı sıkıntı. Sadece ilkokulla ilgili değil. Maliye Bakanı işte tasarruf tedbirleri içerisinde ben imkan veremem vesaire demektedir. 2015'te veririm demektir. Biz de diyoruz ki 2015'te verilecek olan öğretmenin eğitim açısından faydası yok. Bizim şimdi bir sıkıntımız. Eğitim yılı başlamıştır. Eğitim yılı Ocak'ta başlamaz. Eğitim yılı başladığı için bunu şimdi vermek durumundasınız. Bu eksiklikleri tamamlayacağız ama geçici, ama kalıcı. Ve bu esnada gelecek yıla yönelik, 2015-2016 eğitim yılına yönelik de oturup planlamamızı tam anlamıyla yapmamız lazım. Bazı okullar var ki kapanması gerekir. Bazı okullarımız var, siyaseten rant elde edilsin diye açıldı. İçinde yeterince öğrenci yok, fazlasıyla öğretmen var. Ama ben de öbür tarafta öğretmen eksikliği hissediyorum. Merkezileşme okulların bölgesel kampüsler içerisinde tek bir alanda toplanması mutlaka yapılması gereken bir şeydir. 4-5 yıllık bir projedir. Şunu anlamamız lazım. Eğitim böyle bu gece oturdum karar verdim. Yarın sabah düzelir. Böyle şey mümkün değil. Gerekirse ana sınıfından başlayarak uzun dönemde değişecek önlemler olacaktır. Gerekirse tüzüklerde değişiklikler yapmak suretiyle Gönyeli'den Haspolat'a da öğretmen gönderebileceğim, Köşkü Çiftlik'ten Hamitköy'e de değirmenliğe de öğretmen gönderebileceğim, gerekirse kontenjanlar verilerek Karpaz'da, Lefke'de o bölgeden sınavlara katılan öğrencilerin içerisinden derece alan öğretmenleri oralarda görevlendireceğim. Oralarda görev yapacak öğretmenleri öğretmen kolejine alacağım ve mecbur kılacağım kendilerini şu kadar yıl o bölgede öğretmenlik yapsınlar diye. Başka türlü bunları çözemeyiz. Bunların hiçbiri de bugünden yarına olmaz. Doktor Arabacı çok dirayetli bir şekilde bütün bu konuların üstüne gitmeye çalıştı. Ama bunalttılar kendisini. En fazla üzüldüğü şey de öğrencilerin, çocukların eylem aracı olarak kullanılması oldu. Karşısına çocukları diktiler. Karşısına velileri diktiler. Sendika arkadan destek verdi. Şimdi ben bunları söylerim, onlar kızacak. Bir kızsınlar, gerçeklerdir bunlar. Velileri dürterek, öğrencileri bakanlığa götürerek mevcut statükoyu koruma gayreti içerisindeler. Biz de diyoruz ki beyler gelin, bu çocuklar ve eğitim bizim geleceğimizdir. Yeniden Kıbrıs'ı, Türkiye'yi hakikaten iyi eğitilmiş bir noktaya taşımak durumundayız ve bunu hep birlikte yapabiliriz. Tek kanatlı değil. İki kanatı birlikte çırparsak bu yolu düzgün aşabiliriz. Efendim, ücretler arasında eşitlik, eşit işe eşit ücret. Doktor Arabacı da söyledi, ben de söyledim. Şimdiki bakanımız da söyledi. Biz bunun ayarlamasına varız. Eşit işe eşit ücret. Gelin öğretmenlerden başlayalım bu eşit işe eşit ücreti uygulamaya. Ders saatinden alacakları ücrete kadar. Her şeyi eşitleyelim. Ne diyorlar? Hayır mı diyorlar sendeki? Yok. A ve B öğretmen uygulamasına dokunma. 2011'den sonra dokunanlar, girenlerin ücretini yükselir. Tamam. Yok, gelin hepsini beraber yapalım. 3 saat ders veren öğretmenle 20 saat ders veren öğretmen arasında mutlaka fark olur. Mutlaka fark olur. Yöntemleri var mıdır? Vardır. Tartışmaya gelsinler sadece. Bunları peki, konuşalım. Sen bakalım, diyalog var mı yok mu? Yani bu şekilde siz burada bir sendikanın olumsuz yaklaşımlarını dile getirdiniz. Peki bu sendika yetkilileriyle sizin eğitim bölümü bakanınız eğitim niye bir araya gelemiyor efendim? Yani gelemiyor diye bir şey yok. Eğitim bakanının da var. Doktor Arabacıoğlu'nun da vardı ve çok çok iyi. Tamam, niye gelmiyorlar bir araya efendim? Benim de vardır. Evet. Ama içeride konuşulanla kamera önünde konuşulan arasındaki fark kamuoyu algısını
oluşturma noktasında sıkıntı. Biz diyebilir miyiz? Kıbrıs'taki sendikalar siyaset yapıyor. Kesinlikle. Peki, kesinlikle. O zaman başka bir konuya geçeyim ben, müsaade ederseniz. Siz genel seçimlerde referandum yaptınız. Yerel seçimlerde anayasa değişikliğiyle ilgili bir referandum yaptınız. Ve bütün partiler bu anayasa değişikliğine evet dedi. Değil mi Sayın Bakan? Evet. Ve bunu referandumda %65'lerde vatandaş reddetti. Bu ne anlama geliyor? Meclisimize, yani siz siyasiler mecliste oturan milletvekillerimiz burada bir burukluk hissetmedi mi? Yani bizim bir bütün olarak bir referandumu bizi seçen vatandaşlarımız reddederken, sadece sizin partiniz için söylemiyorum bunu, mecliste olan bütün milletvekili, yani buna red oyu verirken siz oralarda ne düşündünüz? Nasıl değerlendiniz vatandaştan gelen bu tepkiyi Sayın Bakan? Çok üzüldüm. Çünkü vatandaş da bu tepkiyle bu oyu verirken gerekçeleri envaydı. Şimdi bir kere anayasa değişikliklerinin ilk adımıydı bu adım. Ve dedik ki bu ilk adımdan mutabık olduğumuz konuları sadece geçirelim. Çünkü ikinci ayağı daha çetrefilli konulara girişecektik. Ve belki oy birliğiyle geçmeyecekti. Üçüncü ayak belki tamamen daha zor konulardı. O daha da zor olabilir. Ama birinci ayağında belki mutabık olduğumuz ne varsa onları geçildi. Dört parti mutabık oldukları bu konulara olumlu oy verdi. Yani 50 milletvekili 48'i evet dedi, iki tanesi de içeride yoktu. Yani mecliste yoktu. Yerel seçimler içerisinde bütün partiler yerel seçimlere bağlı. Herkes, ya nasıl olsa hepimiz oy verdik, kimsenin aleyhinde propaganda yapacağı yok. Dolayısıyla bu konuyu karıştırarak vatandaşın aklını karıştırmayalım diye düşündü partiler ve bunun propagandasını yapmadılar. Ben son 10 gün fark ettim işin iyiye gitmediğini ve son 10 gün gezdiğim köylerde ne var içerisinde ne yok anlatmaya başladım. Ve şunu gördüm, anlattığım köylerdeki dinleyen arkadaşlar, ya biz olumsuz oy veriyorduk buna az kalsın, iyi ki geldin de anlattın cevabını verdiler. Serdarlı'dan gelirim, gece saat 11-12, yukarıdan bir yerlerden gelirim, Serdarlı'nın içinden geçerim, baktım değerli oturur orada durdum. Vatandaşın bana söylediği, sordum. Dedim ya işte tamam hoşbeş ettik, yerel seçimleri konuştuk da ne yapacaksınız referandumda? Hayır diyeceğiz dedi bana vatandaş. Niçin oğlum? Ne ya dedi, siz erkek erkeğe evlenmenin önünü açacaksınız diye. Ben evet diyeceğim. Nereden çıkarttın? Öyle bir şey yok bunun içinde. Ama şey o, dedikodu mekanizması o şekilde çalıştı. Bir kısım vatandaş var, anlam planı evet dedi. Gene referandum ya. O yüzden gitti hayır kullandı. Bir kısım vatandaşımız bilmiyorum içinde ne olduğunu, onun için hiç yüzüne bakmayın dedi. Bir grup CTP'li örneğin ne ya Tufan'ın yasasına mı, Tufan Erkurman'ın yasasına mı oy vereceğini dedik hiç. Çok emek harcadı. Çok çalıştığını Tufan. İzledik biz de görüyoruz. Ama böyle bir tepki doğdu. Hiçbir partinin milletvekili, yani bu anayasaya oy vermiş hiçbir milletvekili açıkçası bu konuda çalışmadı. Direkt olarak arkasında durmadı bu anayasanın. Yani kerhen oy verdiği diyenlerden tutuyor. Ödevinizi yapmadınız Sayın Bakanım. Aynen. Öyle mi? Aynen. İşin doğrusu bu. Ve neticede reddolundu. Ama büyük bir fırsat tepildi aslında. Bu partiler için de kaybedilen bir fırsattı, vatandaş için de. Evet. Çünkü o anayasanın içerisinde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması da vardı. O anayasanın içerisinde çocuk hakları da vardı. Seçim hak oylaması yasasına ve siyasal partileri yasasına yönelik çok önemli yasalar vardı.
hepimizin şikayetçi olduğum adaletin geç tecelli etmesi konusunu çözecek maddeler vardı. Yazık oldu. Ve daha bunun gibi meclisin daha rantabil çalışılmasını, daha verimli çalışmasını sağlayacak maddeler vardı. Bütün bunlar bir yerde işte partilerin ya nasıl olsa hepimiz oy verdiğimiz için tabanımız buna oy verecektir düşüncesiyle hareket etti. Orada program yapımcılarının da hatası var. Onların karşısına lehte konuşacak kişileri de aynı anda çıkartmalıydılar. Evet. Tek taraflı son derece yanlış bilgiler de verildi. Biraz bir fırsat kaçırıldı. Evet. Bir ara verelim. Sayın Bakanım dinlensin. Ondan sonra bıraktığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Eyes World Clothing bir marketin kuruluşunda ihtiyacınız olan her şeyi sizin için hazırlıyor. Sizin yapmanız gereken sadece satmak istediğiniz ürünleri raflara yerleştirmek ve müşterilerinizle buluşturmak. Eyes World Clothing'e ulaştığınızda marketinizin genel ihtiyaçları, market rafları, buzdolapları, reklam panoları, klima sistemleri, yazar kasalar, POS makineleri, barkod okuyucular, ışıklandırma sistemleri, tabelalarınız, tenteleriniz, metal işleriniz gibi tüm her şey hazırlanıyor. Eyes World Clothing'e hemen ulaşın, marketiniz eksiksiz kurulsun. Tabelanız her şeyinizdir. Örneğin bir restoran tabelası, acıktırmalı. İyi bir tabela acıktırmalı. Menü tabelaları da net olarak görülmeli. Anlayacağınız restoran, market, seyahat ajansı, kuaför, klinik. İş yeriniz neresi olursa olsun en dikkat çeken tabelaları da biz tasarlıyoruz ve yapıyoruz. ...25 Ashley Road, Unit 10, Tottenham. N17-9LJ. 020-8808-3198 ve 020-8801-6981. Eyes World Clothing, marketinizi eksiksiz kurar. Vatan Catering. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve TKB'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London N17-9QU. Telefonumuz 0208 801-7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. (Gülüyor)
sevgili izleyiciler, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz ya da hatırlatıyorum. Bugün Londra Polemik Programı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğinde gerçekleştiriyorum ve çok değerli bir bakanımızla birlikteyiz. Sevgili Serdar Denktaş, Başbakan Yardımcımız ve Turizm Bakanımız ve bir bakanlığımız daha vardır. Onları saymadım, izleyicilerim biliyor. Dolayısıyla kusura bakmasınlar, eksik bırakmışsam. Efendim, şimdi hava yollarını sormak isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hava yolunun batışında siz Sayın Bakanım çok ses verdiniz ve çok üzüldünüz. Milli hava yolumuzun batışının üzüntüsünü, burukluğunu biz de sizin gibi yaşadık ama maalesef bu hava yolu ben battı demeyeceğim, batırıldı diyeceğim. Çünkü eminim o zamanki hükümet isteseydi bu hava yolunu kurtarabilir. Bu benim şahsi kanaatimdir sayın izleyiciler. Ama bu soruyu ben Sayın Bakanım'a da sormak istiyorum. Çünkü bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Hatta paralel olarak şunu da sorayım. Kendisinin seçimlerden önce bu konuda çok iddialı olduğunu biliyorum. Hatta Erican Havalan'a ilgili ayrıntılara girmeden sözleri vardı seçimlerden önce. Ve yeni bir hava yolunun da oluşulmasında elinden geleni yapacağını defalarca ekranlardan söylemiştir. Ve vatandaş da bu soruları bugün gelmedin efendim buraya bana sordular. Lütfen Sayın Bakan'a sor. Ne zaman yeni hava yolumuz olacak diye sor ve bilmek isteriz. Sayın Bakan, bu ekranda söylediklerim mi aynen size soruyorum. Sizin seçimlerden önce verdiğiniz bir sürü sözler var. Bu konularda vatandaşın bu sözlerin yerine gelmediği havası hissedilmektedir veya bazı kişiler tarafından dillendirmektedir. Ne noktadayız efendim? Yeni havaalanımız olacak mı? Ercan Havaalanı'yla ilgili biraz bilgi verirsem olur veya olmaz. Ne noktada nereye geldik memnun olun. Buyurun Sayın Bakanım. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Kıbrıs Türk Hava Yolları batmadı, batırılmadı da Kıbrıs Türk Hava Yolları kapatıldı. Çok ilginç bir cevap. Kapatıldı. Yani başka hiçbir izahı yok. İflas etmedi mi efendim? Hayır. Şirket iflas etmedi mi? Şirket zarardaydı ama iflas etmemişti. Şu anda Kıbrıs Türk Hava Yolları, çok özür dilerim. Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları isminin kullanılabilir misiniz efendim? Bak, Kıbrıs Türk Hava Yolları ismini kullanamaz artık. Kapatıldı. Borçlar ve her şey kaldı o şekilde. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları ismini kullanamayız artık. Ticari anlamda itibarında birlikte batırdılar çünkü. O hava yolu rahatlıkla bugün hala da uçabilirdi ve kar edebilir şekilde getirilebilirdi. Ama onunla uğraşmak yerine ya kapatalım gitsin başımızdan bir dert atarız diye düşünüldü maalesef. Ve şu anda hava yolumuz yok. Turizmin gelişmesi açısından da adaya giriş gelişlerdeki fiyatların istikrarı açısından da en önemli argümanımız şu anda elimizde yok. Evet. Bunu geçelim. Nasıl oldu, nasıl baktı, niye kapatıldı diyorum. Bütün bunlar ama vatandaş Sayın Bakanım bilmek istiyor. Bu sorumlular hala da. Şimdi mecliste kusura bakmayınız sormam gereği. Çünkü vatandaş soruyor. Mecliste bir komite oluşturuldu. Ve bu komite bu hava yollarının kapatılması kelimesini kullandınız. Kapatanlar sorumlu olduğunu veya batıran sorumlu olduğunu söylüyor vatandaş. Ne oldu bu insanlara? Bu komite oluştu, soruşturma yaptı. Siyasiler hiçbirinde tıs yok, bir komiteden bir cevap yok vatandaş. Ne diyor? Bunu siyasiler batırdı diyor. Yani sonuçta açık söyleyeyim. Bunu bütün siyasiler, yani hepsi, herkese, bütün siyasilere bu noktada böyle düşünür vatandaş. Yok, o genelleme son derece yanlıştır. Çok alışkanlık. Ama siyasi haline, kararlarla çok alışkanlık haline gelmiştir. Bu genellemeler ve yanlıştır. Güven kalmadı siyasilere çünkü de onun için. Bakın
bu polemiğe istersen girmeyelim hiç. Çünkü ne zaman bu polemiğe girsek günün sonunda bileceğiz ki bugün bu siyasiler, yarın başka siyasiler. Ama siyaset ve siyasi partiler her zaman orada olacaktır. Bunun başka yolu yok. Biz olmasın demiyoruz Sayın Bakanım. Buyursun olsun istiyoruz zaten. Devletimizin yürümesi için olacak. Siyasi partilere güven kalmamıştır. Yok böyle bir şey. Bu olacak şey değil. Vatandaş öyle söylüyor. Vatandaşın her söylediği maalesef doğru değil. Bugün bu siyasiler bir takım yenilikler, bir takım yeni açılımlar yapmak istediğinde de yine aynı vatandaş dönüp ona karşı çıkıyor. Yani tavuk yumurta yumurta tavuğa döndü bu iş Kıbrıs'ta. Hem siyasi mentalitenin değişmesi gerektiğini hep söylerim. Yani gene bak başka bir polemiğe çektim beni ve esas... Hayır programın ismi polemik ama polemik yapmıyoruz. Yapmak istemiyorum. Hem de vatandaşın da kendi zihniyetini değişmesi gerekir. Şimdi bu hükümet örneğin devlete istihdamlar konusunda geçici o bakanların iki dudağı arasında girer iki dudağı arasında çıkar. O dönemi sona erdirdi. Ve bunu yasallaştırarak duyurdu. Ama vatandaş hala daha kapının önündedir. Sen istersen yapan değişti. Artık yapamayız. Sınavlara girerek olacak bu iş. Boş ver canım sınavları. Şimdi vatandaş da dönüp şunu kabul etmedi. Evet, dünyanın hiçbir yerinde kalmamıştır. Her gencini devlete istihdam ederek istihdam sorununu çözen ülke. Benim ülkemde de yoktur artık. Devlete gireceğim ısrarından vazgeçmeliyim de vatandaş kendi aklında değiştirmeli. Bu bir örnektir sadece verdiğim. Ama hayır. Eskiden böyleydi. Gene böyle devam etsini vatandaş da talep ediyor. Dolayısıyla sadece bunu niye durdurdu? Sadece siyasileri suçlayarak işin içinden sıyrılmak yok. Aynaya bakacağız. Onun yanlışı var. Benim yanlışım da nedir diye düşünmeye başlamalıyız hep birlikte. Bu sistemin yanlış olduğunu zaten savunuyordur Sayın Bakanım. Güzel. Şimdi iki tane komite var. Kuruldu bugüne kadar Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili. Ne birinci komite, ne ikinci komite. Ne oldu? Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili en fazla uğraş veren siyasetçilerden biriyim 1990'dan beri. Onu biliyorum ben. Bir tek kere bile ama bu komiteler ikaz etmeme rağmen çağırıp gel be arkadaş bakalım seni de dinleyelim bir demedi. Neden? Siz başbakan yardımcısınız, Turizm bakanısınız, hükümetsiniz, ülkeyi yönetirsiniz. Sizin yetkiniz yok mu Sayın Bakanım? 1990, hayır, meclis komiteleri apayrı şey. Onlar kendi gündemleri vardır. Çağırırlarsa gider bilgi verirsin, çağırmazlarsa gidersin. Sizin bu komitede temsilciniz yok mu Sayın Bakanım? Var, elbette. Çağrılmıyor. Bunu ısrarla söylediğim halde komitelere çağrılmıyor. 1991'den itibaren hiç bana bağlı olmadı Kıbrıs Türk Hava Yolları. Benim bakanlığıma bağlı olmadı. Partime de bağlı olmadı. Ama hep ilgilendim. Hep üstüne düştüm. Nedense. 91 bugün 2014. Çok yakından takip ettiğim bir şirket. Ve hakikaten hep gurur duyduğum bir şirket. 24 saatte kapatıldı gitti. Bakalım bu şimdiki komite ne karar çıkaracak bilmiyorum. Yeni havalı şimdi adım adım gidelim. Ercan konusunda ben yine daha şartname hazırlandığı gün karşı çıkmaya başladım. Onu da biliyoruz, izliyoruz. Onun için şartnameyi bizim karşı çıkışlarımızla nihayet işte elden geçirdiler, düzelttiler, ihaleye çektiler, gene karşı çıktı. İhale bitti, yapmayın, vermeyin, teslim etmeyin dedik. Olmadı. Gelirsem iptal edeceğim, gelmesin bu şirket devralmasın dedim. Ek sözleşme yaptılar, 1 milyar dolar tazminat sözleşmesi. Hükümet seçimlere girdik, çıktık seçimlerden küçük ortak olarak. Hükümet programına iptal edileceğim konusunda ben ibare yazdırdım. Ve neticede karşılıklı mutabakatla hukuki boyutlarıyla ele alınarak revize edilecektir şeklinde girdi hükümet programına.
uzun bir süre üstünde tartışıldı, konuşuldu. Bir müddet şirketle görüşmeyi reddettim. Dosyalarımızı hazırlayıncaya kadar. İki hafta, üç hafta kadar önce şirket yetkilileri, mimarlar, mühendisler, sivil havacılık, planlama inşaat dairesi, şirket ortakları ve başbakanlıktan bir arkadaşımız bir araya geldik ve oturup bu plan üzerindeki yanlışların neler olduğunu ve değişmesi gerekenlerin neler olduğunu konuştuk. Şimdi bunun mali boyutunu çıkarıyoruz. Çünkü bazı eksiltmeler olacak. Bir taraftan da şirket ben şunu 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 da yapacağım diyor. O kendi yapacaklar ayrı ama bizim taleplerimiz ortaya çıkacak mali boyutuyla. Bir sonraki adımı bunun ihaleye katılmış bütün şirketler çağrılarak bu yeni koşullar onlara da sunulacak. Ve yaklaşımlarını tespit etmeye çalışacağız. Mahkemeye gitmeksizin iş, bu planın revizyonu, havaalanı işletmesinin, terminal işletmesinin ilgili şirkete ama havaalanı yönetiminin devlete kalacağı bir yöntemle bu işi olabilecek en iyi noktaya taşıyacak. Buna inanıyoruz. Bu anlamda karşılıklı bir iyi niyet olduğunu da rahatlıkla söyleyebilecek durumdayım artık. Nasıl bir sonuca ulaşacağımızı önümüzdeki bir ay içerisinde belirleyeceğiz olarak. Ve ondan sonra da artık iş devam edecek. Yeni hava yolu. 1,5 yıldır bunun çalışması yapılır. İşte finans bulacaksın, efendim know-how bulacaksın, ortak kimler var, onları tespit edeceksin, kimlerle en iyi bu işi başarabileceğini konuşacaksın. Şirketler de var çünkü uçak şirketleri gelip ben sizin milli hava, milli bayrak taşıyıcınız olayım demektedir. Bizim düşüncemiz onun dışında kendi şirketimizi oluşturmak olduğu için onlara bekleyin bir karara varacağız diyerek zaman aldık. Şimdi geldiğimiz nokta artık bu şirketin oluşturulup halka açık bir şirket olarak Türkiye'den gerekli izinler alındıktan sonra ve Türkiye'ye tescili yapıldıktan sonra uçuşa başlaması noktasında. Ben 2015 yılı içerisinde artık bununla hayata geçebileceğini ümit etmekteyim. Çünkü bayağı detaylı çalışmalar yapıldı. Bu hafta görüşmemiz olacak. Onunla da bu konuyu yeniden ele alacağız. Şirketin yalnız bu kez oluşumunda geçmişte yaşananların yaşanmaması için daha özerk bir yapıda bir şirket nasıl oluşur? Devletin de içinde olduğu ama özel sektörün zihniyetiyle çalıştığı. Yalnız özel sektöründe istediği gibi böyle ben yaparım olur havasında olmayacak bir yapı oluşturmaya çalıştığımız. Burada en önemli ayar Türkiye'den gerekli izinlerin alınabilmesinde. Bu noktada sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları aşmak için işte bu hafta Sayın Hanım Topçu'yla bir araya geliyoruz. Konuşacağız. Nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz öteye. Bilal Ulaştırma Bakanlığı. Ondan sonra da artık başbakanlık düzeyine çıkarılıp ümit ederim işte 2015 yılında kendi milli havayolumuz, kendi bayrak taşıyıcımız hayata geçecek. İnşallah olur. Şimdi hep şu soruyorum. Hani daha kuracağını Kıbrıs Türk Hava Yolları. Evet, vatandaş özellikle soruyor. Arkadaşlar, yani biz önümüze bir şey koyarken 5 yıllık bir program için koyarız. CV demek yok günün sonunda elinde. Yani geleceğim her sizin tık vurdum. 2015'te artık uçacağız diye. Der misin şu anda bu etkiler? Evet, yani şu anda artık yaklaşmış durumdayız. İyi, güzel. Son hamlelerdir. Bu güzel haberimiz.
Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanları içerisinden hala daha faydalanabileceğimiz insanlar var mıdır? Elbette vardır ama her biri bir başka yerde çalışıyor şu anda. Yeniden oraya geçelim geçmeyelim bilmem. Hala daha onların sorunları var. Var. Bizim de var, ona onu da söyleyeyim. Bulmuşken sizi. Şimdi öyle bir safhadan geçtik ki Kıbrıs Türk Hava Yolları hikayesi arkada bir takım mağdurlar ister istemez bırakacak. Bırakacak yani. Londra'da yaşayan Kıbrıs Türkleri %100 çözüm. Büyük bir kısmı almıştır şeyini diye. Ya biletini almıştır. Ya uçmuştur. Doğrudur. Doğrudur. İşte sıkıntı orada. Hiçbiri almasa tamam ama kimi alır kimi büyük almaz. Büyük bir kısmı almıştır. Gelen listeler. Merkeze gelen listelerin karşılığı ödenmiştir. Veya uçurulmuştur şirket tarafından. Evet. Şirkette devler hala daha hep mahsuplaşmamıştır. Ve mahkemelik durumdadır şu anda. Ödeme yapmamaktadır devlet şirkete. Şirket de alacağını var demektedir. Şirket devletin, devlet şirketin ama hala daha... Hayır hayır. Şirket taşımayı de... yapan şirketten anladım. İsmini... Taşımayı yapan şirketten bahsediyorum. Bazı acenteler vardır parasını Kıbrıs Türk Hava Yolları bileti satmıştır ama parasını almadığını şikayet etmektedir. Yaptığımız incelemeden o dönem alınan karar Ercan yolcularının tümünün ödeneceğidir. Kıbrıs Türk Hava Yolları yolcularının değil. Çünkü Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a, Adana'ya, bilmiyorum şuraya, buraya da taşıdığı yolcular vardı. Ercan'a gelmeyen. İzmir Ercan, üzerinden uçacak olanlar? İzmir üzerinden Ercan'a uçtuysa ödenmiştir veya uçurulmuştur. Londra'dan İzmir'e gitmişse örneğin, o bu garanti kapsamına alınmadı. Bizim devlet tarafından alınmadı en azından. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılar harada elimizde duruyor. Böyle. Kaynayan, bir tarafta kaynayan, yavaş yavaş fokurdayan bir kazan var. Bunlar nasıl çözümlenecek mevcut mali imkanlar çerçevesinde? Siz turizm bakanısınız, bütçenizden bu 500 mağdurlardan birisi de Sayın Osman Tangol. Turizm bütçesinden böyle bir şey ödememiz mümkün değil. Nereden olacak, nasıl bu giderilecek? Kıbrıs Türk Hava Yolları şirketler mukayyetliği nezdinde oluşturulan tasfiye masasındadır. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın satılan mallarından elde edilen gelirle ödemeler yapılmaktadır. Mahkeme emri vardır. Birinci öncelik çalışanlarındır. Yani elde edilen gelirden önce çalışanların mağduriyetleri giderilecek. Geriye kalan varsa da Osman Tongo hala da uçmadığını iddia eder ve bu da tespit edilir ki doğrudur kayıtlardan. O zaman Osman Tongo da kendi mağduriyetini giderebilecektir. Şimdi... Değilse helal edecektir. Sayın Bakan, burada benim bir devletim vardır ve benim hükümetim dedi ki bu iflas ettiğinde bu havayolu başbakanım, cumhurbaşkanım, meclis başkanım direkt ben bu kişilerle temas yapıyorum ve söyledikleri geçmiş hükümetim de şu. Sayın Başbakan İrsen Bey de defalarca söyledi. Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de defalarca yüzümüze baka baka söyledi. Hiç kimse mağdur olmayacak. Herkes taşınacak veya parası iade edilecek. Yeni havayolu kuracağız ve böyle şöyle söylemiştir. Ve bu konuda ben buradaki temsilcimiz Oya Hanım'la da temasa geçtim, dile getirdim bu sorunları. Ve kendisi de hükümete, sayın temsilcimiz buradadır, bir dosya halinde elinde bütün biletleri ilan duyurdu burada yaşayan vatandaşlarımızın mağdurları ve bütün biletlerin kopyaları hepsi kendisine verilmiştir ve rakam toplam olarak tam 500 kişi kalmıştır. Yani bu 500 kişi biletlerinden mahrum oldu, yaralanamadı, mağdur oldu. Sizden ricam bu konuyu lütfen hükümetiniz görüşsün, bakanlarınız görüşsün ve şu veya sevgili bu şekilde... Osman, bak yüzüne baka baka ben de sana diyorum ki bütün bu Kıbrıs Türk Hava Yolları macerasından geriye mağdurlar mutlaka kalacak. Altından kalkmaması ama lazım. Ama adil değildir. Siz 5000 yolcuyu taşıdınız. Adildir iddiasında Sayın değil. Bey, 500 kişiyi bıraktınız. Adildir iddiasında değil. Yalnız diğer ismini saydığın kişiler gibi
gözünün içine baka baka yalan söylememi istiyorsan o yalanla söylüyor. Yok yalan söyle, işte zaten bu noktaya geldik. Ben gördüğümü söylüyorum. Şu anda çalışanların mağduriyetinin giderilmesi konusunda bile eksiklikler vardır. Ülkemin mali durumunu diyorum. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın envanterinde var olan kıymet eden şeylerin, mülklerin taşınır ve taşınmazın ne durumda olduğunu biliyorum. Ve sana diyorum ki açıkça, açık yüreklilikle Kıbrıs Türk Hava Yolları macerasının arkasından maalesef bir kısım mağdurlar kalmaya devam edecek. Peki Sayın Bakanım, 2015'te milli havalimanımız oluşursa bu insanlara der misiniz, buyurun ben 500 kişiyi taşıyacağım Kıbrıs'a zaman süreç içerisinde? Bunu, yapamazsın. Bak bir kere o 500 kişinin içerisinde mutlaka uçmuş olanlar da vardır bir şekilde. Burada belgeleri vardır. Bunun tespitini yapmak da çok kolay değil. Muhaciretten incelememiz lazım vesaire. Niçin kolay değil diyorum. Elektronik bilet alanlar var örneğin kendiliğinden. Gidip uçmuştur ama hala daha elimde voucher'da duruyor. Benim biletim var diye. Yani üstünden süre geçtikçe, zaman geçtikçe altından kalkmak daha da zor. Doğru söylüyor. Hani, işte uzun gitmemeli, bu kadar uzun gitmemeliydi bu konu. Onun için daha yeni şirketli olduğunda gelin 500 kişi uçurayım. Hayır, birden değil efendim. Bir süreç içerisinde dersiniz ki buyurun yani bir mağdur olur. Değemezsin. Yani yepyeni bir havayolu kuracaksın. Temiz bir başlangıç yapması lazım. Milli havayolundur diye 500 eksiğinden başlatamazsın kendisini. Peki efendim vatandaşımız da burada şu şikayeti yapıyorlar sürekli. Kıbrıs Hava Yolları battıktan sonra biletler Kıbrıs'a çok pahalıdır örneğin. Yani biz bu şekilde nasıl uçacağız? Doğru. 500-550 pound bir bilet Kıbrıs'a gidelim gelelim. Eğer 4 kişiyse 2000 pound sadece uçak bileti istiyor. Yani bu yıl, buna bir formül var mı efendim? Yani vatandaş çok şikayetçi. Var. Gerçekten bu yıl tarifeli sefer sayıları artırılıyor. Londra Hırcan arasında. İçerisinde o fiyatlar bir miktar aşağı düşecektir. Ama esas fiyat dengesini kuran her zaman Kıbrıs Türk Hava Yolları olmuştu. Geçmişte. Evet, onun için ağlıyoruz. İşte şimdi yeni bir hava yolunun oluşumuyla o rekabet dengesi yine mutlaka olacaktır. Aynı fiyat efendim. İki hava yolumuz var. Eskiden bir taneydi. Şimdi iki oldu. Mayıs'tan beri uçarlar. Türk Hava Yolları daha fazla uçmaya başlayacak. Yani o rekabetin girmesiyle şirketler arasında fiyatlar daha bir dengeli olacaktır. Şu anda tamam değil fiyatlar. Çok pahalı Sayın Bakanım. Herkes pahalı. Şikayet ediyor. 450 puana diyor. Ben Mayıs'a Kıbrıs'a gidecektim. Adam geçen gün geldi. Yalnız bakın şu anda tarifeli uçan havayollarının şöyle bir haklı gerekçeleri de var. Charter şeyler veriyoruz. Teşvikler veriyoruz. Charterler yaz aylarında uçar. Tarifeli seferler. Şirketler ise kış aylarında da boş yere dolu uçuyor. Tarifeli olduğu için uçmaya uçmak mecburiyet. Zararını ben öyle çıkarabilirim. Peki siz yardımcı? Charter seferlerine teşvik Londra'ya yönelik teşvik 2015 yılı itibariyle duruyor. Şeyler teşvik edilecek tarifeli seferleri artırmaları kaydıyla. O nedenle diyorum ki o teşviklerle de bir miktar belki bizim hava yollarımıza yolcularımıza da yansır. Efendim meclisteki askerlik yasasını da sormak isterim. Bu yasa geçerse tartışıyorsunuz mecliste Londra'da yaşayan vatandaşlarımıza ne kadar yansıyacak? Onları bir kısmına, hepsine yansımıyor yine. Bir kısmını rahatlatacak. Yaş itibariyle bir rahatlama getirecek. Ama da çok genel bir rahatlama beklemiyorum. Evet. Bu da işte İngiltere'deki vatandaşların her zaman sordukları işte askerlikten dolayı
ülkemize 33 ay gidiyoruz, öyle mi? Onlar daha uzun bir süre istiyorlar. Bilmiyorum, belki bunu 3 aydan 6 aya çıkarırsınız. Çocuklarımız da rahatlıkla gelebiliyor. Askerimiz de sağ olsun olmalıdır bana göre bu ortamda, bu şartlarda. Sayın izleyiciler, Osman Tango'da askerci oldu demeyin ama ona da bir ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Bak bunu büyüklerimiz, siyasilerimiz oturup en rahatlayıcı bir şekilde halledilirse elbette ki buradaki sıkıntıyı da gidermiş olacaklar ve bizim geçimimiz de Kıbrıs'a rahatlıkla gelebilecektir. Şimdi bugün gelmeden bir arkadaşımla sohbetinde Sayın Bakan'la görüşeceğim bugün dedim ve bir programımız olacak. Senden ricam diyor, böyle samimiyetle yapalım bunu. Lütfen Sayın Bakan'a sor, Kıbrıs'a Ercan Havalan'a geldiğinde diyor, bakıyorum diyor, bir kuyruk, bir sıra diyor gider, yabancılarla birlikte acaba diyor başka ülkelerde yaptıkları gibi. Yabancı uyrukluları bir taraftan, KKTC vatandaşları nasıl İngiltere'de bir taraftan geçirseler daha rahatlamazlar mı der. Artı misafirli yolcusunu karşılamaya gelen vatandaşlar diyor, duruyor dışarıda yağmurda, çamurda, kapının içerisinde. Hem onlar diyor ızdırap çeker, hem de çıkarken diyor kaçak çıkacak yer bulmuyoruz. Acaba diyor bunu Sayın Bakan'a söyleyin de en azından yağmurda durmayalım, daha uygun bir yerde bekleyelim, yolcularımız da daha rahat çıksın diye Sayın. Yeni tepkiler binasında bu sorunlar aşılacak. Ancak kuyruktan fazla şikayetçi olmayalım. Londra'ya geldiğimde ben de kuyrukta bekliyorum. Ben de bekliyorum. Aynen ben verdim. Ben dedim, 2 ay önce geldim İzmir'den arkadaşım. Ana baba günüydü, istans değil. Kuyruk böyle Z harfi gibi en azından ne bileyim bizim lisanda yani bir dönüm ama gidiyor. Ama bir olsun. Yeni, biz yeni yine kendiler binasıyla tabii çok da yağmurun içinde bekletmeniz Sayın Bakan biraz zor olur. Efendim son sorumu soracağım sizlere. Son sorumu soruyorum Sayın Bakan. Birinci Sayın Rauf Denktaş'ın mezarının yakılmaması efendim ne zaman olacak? Olmayacaksa Lorno'da yaşayan Türkler olmayacak diye bir şey. Bunu yapmaya hazırdır. Bunu sağ söylüyorum. Sağ şimdi bir yarışma düzenlenmişti hatırlayın. Uluslararası bir yarışma. 140'ı aşkın eser katıldı. Bu 140'ın içinden bir tanesi seçildi. Eserin seçilmesi esnasında ailenin hiç görüşü alınmadı. Ve ilan edildi eser. Yapılan anlaşmaya göre de birinci gelenin eseri mutlaka yapılacak şeklinde. Yani birinci geldi mi al ödülünü ama biz ikinciyi yaptıracağız demokratımız yok. Örneğin. Bayağı ondan bir zaman kaybettik. Ve bilahare birinci gelen eserinin sahibini çağırdık. Oturduk, anlattık niçin içimize sinmediğini bu eserin, çünkü çok büyüktü. Cumhuriyet Parkı'na o binayı, o anıtı yaptırmaya kalkmamız halinde herkes çok kötü sözlerle saldıracaktı bize. Anlattık. Oturdu çocuk, 3-4 tane değişik versiyonunu hazırladı. Küçülttü, daha bir yumuşattı. Yönetimde bir tanesinde karar kıldı. Şu anda şartnamesi hazırlanmaktadır ve projenin mekanik planları vesairesi görülmektedir. Öyle tahmin ediyorum. Ne geliriz artık? İhaleye çıktıktan 2 yıl sonra da anıt bitmiş olur. İnşallah olur. Şimdi dolayısıyla 5. yılına bitmiş olacak. Şunu hep söylüyorum. Anıtkabir Türkiye'de 15 yılda bitti. Yapılacak olan anıtlar hakikaten hem bizim özelliğimize uygun, hem Denktaş'a layık. Kütüphanesiyle, araştırma laboratuvarıyla, arşiviyle,
müzesiyle çocuklarımızın gidip Kıbrıs tarihini Denktaş'ın ağzından dinleyebileceği görüntülü, sesli bir salonuyla mükemmel bir şey çıkıyor ortaya. İnşallah 10 yıl daha beklemeyiz. Dolayısıyla geç olsun ama zor olmasın diyorum. Mali kısmı ise zaten anavatan tarafından karşılanmıştır. Yani orada bir sıkıntı yoktur. Bir ara bir gazetede haberler çıktı, işte para geldi de başka yere harcandı. Yok öyle şey. Yani hükümet zaten tasarruf ediyor. Yok yani paranız şey, var şimdi. Yok yok yani öyle bir yok. Olay da yok. Para bu iş için gönderildi de harcandı. Espri yapın şey zaten. Bu yıl daha işte planların hazırlanması için bir miktar ödeme yapıldı. İhale aşamasında da artık geriye. Demek yolunda gidiyor. İnşallah erken olur biter bu işler ve biz de en az 2 yıl daha sürecek inşaat safhası vesaire. Peki. Efendim programımızın sonuna izleyiciler bugün polemik programını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilciliğinde gerçekleştirmişiz. Bizi konuk eden sayın temsilcimiz Oya Tuncalı'ya da çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım katıldığınız için bize bu yoğun bir süreç içerisinde bize de zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum programımıza katıldığınız için. Başarılarınızın da benim başka bir Londra Polemik programında görüşmek üzere sizlerle birlikte olacağız haftaya başka bir konu ve başka konukları da alıp sizin huzurunuza da. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın efendim. Görüşmek üzere. Mustafa, süremiz kalmadı. Hala bir yer bulamadık. Haklısın karıcığım. Oğlanın sünnetliği hazır. Annenler Kıbrıs'tan geldi ama biz hala sünnet için bir yer bulamadık. Daha davetiyeler basılacak. Salon çok fakat o salonları dolduracak kadar tanıdığımız yok ki. Bizim olsa olsa ancak 150-160 misafirimiz olur. O kadar kişiyi ağırlayacak yeri nereden bulacağız? Öf, ne zormuş bu işler. Aa, şimdi aklıma geldi. Dün radyodan duymuştum. Cyprus Mezabar 200-150 hatta 100 kişilik bile sünnet, düğün, nişan ve nikah partileri yapıyormuş. Anlamadım. Nasıl yani? Gel otur yanıma. Kemal Altunç Bey radyo programında 200 kişi 4000, 150 kişi 3500 ve 100 kişilik sünnetler için 3000 sterlinden başlayan fiyatlarımız var dedi. Üstelik 10 çeşit meze, 4 ara sıcak, ana yemek, meyve, çerez, sınırsız alkolsüz içecek servisleri fiyatlara dahilmiş. Yeter. Sevinçten şimdi düşüp bayılacağım. Dur bayılmadan önce Cyprus Mezabar'ın sünnet paketini bitireyim. Salon düzenlemesi ve video bu fiyatlara dahilmiş. Ha en önemlisi sınırsız fotoğrafı da diske kopyalayıp veriyorlarmış. Ne kadar güzelmiş. Peki biz ne yapacağız? Ne mi yapacağız? A'dan Z'ye her şeyi Cyprus Mezabar'a bırakıp az sayıda da olsa bizim misafirlerimizle ilgilenip biricik oğlumuzun sünnetinin tadını çıkaracağız. 200, 150 ve hatta 100 kişilik sünnet veya her türlü özel gününüzde Cyprus Mezabar kalitesiyle tanışın. Ayrıca her cuma ve cumartesi gecesi güçlü müzisyen kadrosuyla hizmetinizdeyiz. Cyprus Mezabar. Fazla lafa gerek yok. Kalitenin diğer tanımı. Telefon 0208 556 5866. Vatan Catering, İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve TKB'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London A17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim. Vatan Catering.
Ice World Cooling bir marketin kuruluşunda ihtiyacınız olan her şeyi sizin için hazırlıyor. Sizin yapmanız gereken sadece satmak istediğiniz ürünleri raflara yerleştirmek ve müşterilerinizle buluşturmak. Ice World Cooling'e ulaştığınızda marketinizin genel ihtiyaçları, market rafları, buzdolapları, reklam panoları, klima sistemleri, yazar kasalar, POS makineleri, barkod okuyucular, ışıklandırma sistemleri, tabelalarınız, tenteleriniz, metal işleriniz gibi tüm her şey hazırlanıyor. Ice World Cooling'e hemen ulaşın, marketiniz eksiksiz kurulsun. Tabelanız her şeyinizdir. Örneğin bir restoran tabelası acıktırmalı. İyi bir tabela acıktırmalı. Menü tabelaları da net olarak görülmeli. Anlayacağınız restoran, market, seyahat acentası, kuaför, klinik. İş yeriniz neresi olursa olsun en dikkat çeken tabelaları da biz tasarlıyoruz ve yapıyoruz. Tottenham. N17-9LJ 020-8808-3198 ve 020-8801-6981 Ice World Cooling, marketinizi eksiksiz kurar.